Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda ergonomik risk etmenleri konusunu işleyeceğiz. Başlayalım. Ergonomi tanımı: ergos, iş; nomos, yasa. Ergonomi, yaşamın insana uygun hale getirilmesidir. Bu uygunluk sağlanırsa kişiler üzerindeki stres kalkar, daha rahat olurlar, işlerini daha hızlı yaparlar ve yanlışları daha az olur. Ergonominin temel görevi, çalışana yönelik iş düzenlemesinin temel bilgilerini sağlamaktır. Ergonomi esas itibariyle iş yerinin çalışana uydurulmasıdır. Böylelikle ergonomi işin çalışana ve çalışanın işe uyumu için gerekli koşulları belirlemektedir. Çalışılan yerin ve üretilen araçlarının analizi ve düzenlenmesi, çalışma ortamı, makineler, iş çevresinin analizi ve düzenlenmesi, ses, iklim, aydınlatma, titreşimler, iş organizasyonunun analizi ve düzenlenmesi, görevleri, işin içeriği, çalışma ve mola zamanları, çalışanın işe uyumunda çalışanın bireysel yatkınlığı, özellikle yaşı, cinsiyeti ve bedensel yapısı dikkate alınarak iş öğretimi ve işe alıştırma gibi hususlar yer alır. Ergonomi, İnsanın doğduğu andan itibaren bütün hayatı boyunca öğrenip uyguladığı bir yaşam biçimi, bir yaşam felsefesidir. İnsanlar yaşamları boyunca iş ortamlarını, dinlenme ortamlarını anatomik, fizyolojik, psikolojik yapılarına göre, yani ergonomik yapıda oluşturmaya çalışırlar. Ergonomi biliminin amaçları: İnsanlar tarafından kullanılan araç, gereç ve düzeneklerin kullanım etkinliğinin artırılması, günlük hayatta karşılaşılan insan kullanımına ve etkileşimine açık olan her şeyin insana uygun tasarımıyla insan performansının artması, güvenliğinin sağlanması, sağlığının korunması ve iyileştirilmesi, insan mutluluğunun ve doyumunun sağlanması amaçlanır. Bu amaçla ulaşmak için ergonomi bilimi birçok bilimle iç içe çalışan multidisiplinler bir bilimidir. Ergonominin bileşenleri nelerdir? Anatomik bileşeni, antropometri yani vücut ölçüleri, biyomekanik kuvvet uygulamaları. Fizyolojik bileşen ise iş fizyolojisi yani enerji harcanması, çevre fizyolojisi, fiziki çevrenin etkileri. Psikolojik bileşeni bilgi değerlendirme ve karar alma, mesleksel psikoloji, eğitim, efor ve kişisel farklılıklar. Anatomik bileşeni, antropometri, insan vücudunun uzunluk, genişlik, yükseklik, ağırlık ve çevre boyutları ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Antropometri, eldiven, maske, kask ve benzeri kişisel koruyucular ile elbise, mobilya, makine, tezgah, el aletlerinin ve ekipmanlarının düzenlenmesinde kullanıcıların fiziksel ölçülerine uygun hale getirmek için gerekli olan verileri sağlar. Çalışan insanların fiziksel rahatlıkları ve bedensel yeteneklerini maksimum düzeyde kullanabilmeleri, kullandıkları malzemeler, çalışma yüzeyleri ve hacimlerinin kendi boyutlarıyla uygun olmasına bağlıdır. Antropometrik verilerden yararlanılmaz ise, kas iskelet sistemi rahatsızlıkları ve yorgunluk sorunları ortaya çıkar. Fiziksel yorgunluk, yetenekler, fiziksel iş kapasitesi, yaşam ve çalışma alanlarının tasarımı, araçların tasarımı, fiziksel, mental işin yoğunluğu ve şiddeti, çevre, iklim, ışık, gürültü, yoğunluğu ve şiddeti fiziksel yorgunluğa neden olan etmenlerdir. Mental yorgunluk, eğitim eksikliği, iş bilgisi, yorgunlukla baş etme bilgisi, psikolojik destek yoksunluğu, mental iş kapasitesi, güdülenme azlığı. Yorgunluk, dikkatte azalma, algılamanın yavaşlaması ve azalması, güdülenmede azalma, fiziksel ve mental performans hızında azalma, aynı çıktının sağlanabilmesi için daha büyük oranda enerji harcanması, tepkisizlik ya da aşırı tepki verme, kolay ve çabuk öfkelenme ve benzeri sonuçlarla tanımlanır. Günlük yaşamda değişik kaynakların birikimine bağlı olarak meydana gelmektedir. Çalışma araları, herhangi bir iş belirli bir süre devam edecek olursa kişilerin büyük çoğunluğu bir molaya gereksinim duyarlar.
Ara verilmeden çalışma kişilerde kişinin performansında bir bozulma meydana gelir. Kişinin konsantrasyonunu en üstte tutabildiği süre sınırlıdır. Optimum konsantrasyonunun uzunluğu kişiyi ve sürdürülmekte olan görevin tipine bağlıdır. Sürekli görevlerde performansta düşmeler olabilir. Dinlenme ya da kendini toplama, uyku, dinlenme araları ve eğlenme zamanları ile sağlanır. Yorgunluk belirtileri istirahat gereksinimini bildiren koruyucu bir mekanizmadır. Yorgunluk, yorgunluğa yol açan etmenlerin yorgunluğu tolere etme kapasitemizi aşması durumunda meydana gelir. Yorgunluğun oluşması için çok iş olması gerekmez. Bu can sıkıntısı veya monotonluk da yorgunluğu doğuran özel etmenleri oluşturmaktadır. Can sıkıntısı veya monotonluk. İşin ilginçliği kalmazsa, işle ilgili çok az motivasyon varsa, iş operatörün becerisine bağlı değilse, çalışma hızı çok yavaşsa, iş ortamı donuksa vesaire. İş ya da iş ortamının herhangi bir stimülasyonu söz konusu olmadığında meydana gelir. Uygun olmayan çalışma koşulları ve uygun aralarla dinlenme gerçekleşmediği durumda daha çok kas iskelet sisteminde, gözlerde rahatsızlıklar ortaya çıkar. İş etkinliği görev üzerindeki dikkat ve konsantrasyonun optimum olduğu dönemin ötesine geçerse performans düşer. Bu da kendisini çıktı ya da üretim hızında düşme, hata sayısında ve kazalarda artma ile gösterir. Eğer uygun aralar veya dinlenme dönemleri konulursa tazelenmiş optimum etkinlik dönemlerine başlanabilir. Dört tip iş arası vardır. Spontan, maskelenmiş, iş koşullu, önceden programlanmış. Çalışma araları, spontan aralar. Aşırı zorlayıcı işlerde çalışanın kendisince verdiği molalardır. Maskelenmiş ara ise halen yapılan işle ilgili olmayan ikincil bir işin yapılmasıdır. İş koşullu aralar, bir makinenin temizlenmesi, çalışma masasının düzenlenmesi, çalışma arkadaşlarına danışmak üzere çalışma alanından ayrılma ve benzeri. Önceden programlanmış aralar. Çalışma ortamının tasarımı. Antropometrik açıdan çalışma yerinin düzenlenmesi, fizyolojik açıdan çalışma yerinin düzenlenmesi, psikolojik açıdan çalışma yerinin düzenlenmesi, organizasyon açıdan çalışma yerinin düzenlenmesi. Antropometrik açıdan çalışma ortamının tasarımı. Çalışma yerlerini düzenlemesinde çalışan vücudun en önemli organlarının uzunluklarını ve uzanma mesafelerini, ellerin ve ayakların hareket boyutlarını bilmek gereklidir. Fizyolojik açıdan çalışma yerinin düzenlenmesi, çalışma yöntemlerinin, çalışma tekniklerinin ve çalışma koşullarının insan vücuduna uydurulması ve insan çalışmasının daha iyi hale getirilmesidir. Psikolojik açıdan çalışma yerinin düzenlenmesi, çalışanın kendisini tek düze bir çalışmada uyaracak, değişiklik olanağı sağlayacak ve çok genel olarak onun motivasyonunu artıracak rahat bir çevre olmalıdır. Çalışma alanlarında ergonomik risk etmenleri, düşük sıcaklık, vibrasyon, yinelenen ya da sürekli yapılan iş, aşırı kuvvet, belirli prosedürlerde çalışmak, lokalize mekanik temas baskıları. Biyolojik etkenler, vücut boyutları, vücut yetenekleri, fizyolojik süreçler, çalışan insanların fiziksel rahatsızlıkları ve bedensel yeteneklerini maksimum düzeyde kullanabilmeleri, kullandıkları malzemeler, çalışma yüzeyleri ve hacimlerinin kendi boyutlarıyla uygun olmasına bağlıdır. Antropometrik verilerden yararlanılmaz ise, kas iskelet sistemi rahatsızlıkları ve yorgunluk sorunları ortaya çıkar. İş etmenleri, iş gereksinimleri, zaman, hız, iş tasarımı, iş yeri gözlemi, ölçümler, video kayıtları değerlendirilerek stresler belirlenir, işçi değerlendirmesi sıralanır ve ağırlıklandırılır. Yinelenen ve sürekli olan çalışma, her saatte ya da vardiyadaki çalışma sayısı iş standardı ve yöntem analizleriyle belirlenir. Yinelenen hareketler, yapılan uygulamaların hızı ve frekansı, uygulama döneminin arasındaki toparlanma döneminin süresi. Duruş biçimine bağlı stresler, uzanım mesafeleri, dirsek yüksekliği, gövdenin arkasına erişme,
Ham dirsek fleksiyonu, ulnar radial bilek deviasyonu, bilek fleksiyonu, ham bilek ekstansiyonu açılarından değerlendirme yapılmalıdır. Dişin gözlenmesi ya da video kayıtları kullanılır. Analizde boyun, dirsek, bilek, el ve benzeri tüm eklemler kapsanmalıdır. Aydınlatma kuralları affedersiniz. Aydınlatma araçlarından çıkan ışık ışınları direkt veya yansıyarak göze gelmemelidir. Yapay aydınlatma doğal aydınlatmaya yakın olmalıdır. Çalışma alanında keskin gölgeler oluşmamalıdır. Aydınlatmada titreşim, pırıldama olmamalıdır. Ergonominin hedeflere ulaşması ve bunların kontrolü için bir takım değerlendirme ölçütlerine, kriterlerine ihtiyacı vardır. Yapılabilirlik, katlanılabilirlik, beklenebilirlik, hoşnutluktur. Çalışma süresince gereken egzersizler. Oturarak yapılan işler için iş istasyonlarının ergonomik yönden kötü düzenlenmesi ve hareketsizlik, fiziksel ve bir dereceye kadar psikolojik stres oluşturarak kas iskelet sistemimiz zedelenmeleri oluşumuna katkıda bulunmaktadır. Bu nedenle kas iskelet sistemi zedelenmelerini önleyici ergonomik düzenlemelerle birlikte oturarak çalışanlarda büro egzersizlerinin doğru ve etkin şekilde kullanılması gerekmektedir. İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirme yönetmeliğine göre iş yerindeki ergonomik tehlikeleri tanımlarken ortam ve kişisel maruziyet düzeyi ölçüm sonuçları, çalışanların yaş, cinsiyet ve benzeri özellikleriyle sağlık gözetim kayıtları, genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu göz önüne alınır. MSDS'ye ihtiyaç duyulmaz. Bunlar malzeme bilgi formlarıdır. Elle taşıma işlerinde işveren taşınacak yük ile ilgili çalışanlara, yükle ilgili genel bilgiler, yüklerin doğru olarak nasıl taşınacağı, yüklerin yanlış taşınması halinde ortaya çıkabilecek riskler hakkındaki çalışanları bilgilendirir. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre bir kişinin elle taşınacak yükün ağırlığı en fazla 55 kilogramdır. Antropometri alanı insan boyutlarından ölçülerek çalışma yeri, araç gereç ve kişisel koruyucu araçların kullanıcıların boyutlarına göre üretilmesidir. Ergonominin alt uygulama alanları iş fizyolojisi, biyomekaniği ve antropometridir. Meslek hastalıkları ergonominin alt uygulama alanı değildir. İş yerindeki ergonomik tehlike kaynakları, bir işçinin tezgahın önünde belinde eğik pozisyonda çalışması, bir işçinin elleriyle omuz hizası üzerinde iş yapması, bir işçinin 60 kilogram ağırlığında bir yükün kaldırma ekipmanı kullanmaksızın kaldırılması ergonomik bir tehlike kaynağı olup kas ve iskelelerde rahatsızlık ve yorgunluğa neden olur. Bir işçinin freze tezgahını yüksek devirde çalıştırması ergonomik tehlike kaynağı değildir. İnsan vücut ölçülerini inceleyen antropometri bilim dalıdır. İnsan makine ara kesiti ile gösterge ve kontrol panellerinin tasarımını konu edinen bilişsel ergonomidir. Hayatın insana uygun hale getirilmesi öneri, çalışma sürecinin insan bedensel ve mental yeteneklerine uygun hale getirilmesi, çalışma ortamındaki fiziksel koşulların düzenlenmesi, çalışma ortamında kullanılan araç ve gereçlerin tasarımının kullanıma daha uygun hale getirilmesidir. Çalışanın verimliliğinin artırılması ergonomik bir öğe değildir. Ergonomik çalışma yerinin düzenlemeleri antropometrik açıdan, fizyolojik açıdan, psikolojik açıdan olup kimyasal açıdan ergonomik çalışma yerinin düzenlenmesi içerisinde değildir. Ergonominin amaçları: verimliliği artırmak, kas ve eklem yakınmalarını azaltmak, işin gerekleriyle çalışanın kapasitesinin uyumunu sağlamaktır. Yapılacak işe uygun işçi seçmek yanlış tanım olur. Temel hedef işçiyi işi uygun hale getirmek değil, işi işçiye uygun hale getirmektir. Ergonomik tasarımda insan vücut ölçülerini konu edinen bilim dalı antropometridir. Asıl çalışma alanı gösterge dizaynı olan
Kumanda kontrol düğmeleri, uyarı zilleri, sinyaller, araç ve uçakların göstergeleri gibi tasarımlarda hata olasılıklarını indirmeyi hedefleyen ergonomi alanı bilişsel ergonomi veya algısal ergonomi diye tanımlanır. Ergonomik prensiplere uyulmazsa en sık sağlık sorunu kas iskelet sistemi sorunlarıdır. Videomuz burada son bulmuştur. Herkese başarılar diliyorum. Kanala abone olursanız bana da destek olmuş olursunuz. Teşekkür ediyorum.